Var kur deşenin. Bir, midedeki bakteri çok toksik madde üretir. Bunlardan biri de histamin. Bu yükselirse alerji ortaya çıkar kuru deşen. İki, bağırsaktaki mantarlar. Hani bu kuru deşenin, kronik ürtikerin de iyileşmesi aynı şekilde alerjidir. Yani bu da bir çeşit alerjidir. Mide rahatsızlığı ve bağırsak rahatsızlığı kalktığı zaman ortadan bu rahatsızlık kalkar. Problem değil. Kolay. Hangi bitkiler özellikle bu anlamda Fatma Hanım'ın kullanması gerekiyor? Dur, eğer midesinde problem varsa reflü var diyor zaten. Onun için zaten Lahana. lahanayı bir Evet. çiğ olarak tüketeceğiz. Bağırsaklarında problem varsa aloe Aloe vera da burada önemli. vera. Yalnız aloe veraları karıştırmayalım. Biraz önce de altını çizdik. Çok fazla Evet. çeşidi var. Ama astım var dedi. Astıma karşı şu gördüğünüz çiçek, lila çiçek. Afrika ıtırı. Pelargonium zideoides, Pelargonium reniforme. 1050 çeşit ıtırdan sadece ikisi şifalı. Afrika ıtırı. İki tanesi. Diğer ıtır türleri tıbbi maksatla kullanılmaz. Bu Afrika ıtırı ilk Güney Afrika'da elmas ve altın madenleri bulununca 1700'lü yıllarda binlerce insan buraya akın etmiş. Tabii üst üste yan yana yattıkları için otel yok, motel yok. Herkes hastalanmış. İngiliz asıllı bir ilim adamı da orada işte seyyah hastalanınca ölecek bu diye koymuşlar bir tarafa. Afrika'nın Zulu kabilesi de halk, oranın yerli halkı. Bu zatürre yakalanan vatandaşı Afrika ıtırının İtiriydi. köküyle tedavi etmiş. Adam kendine geldiğince ya beni kim tedavi etti, nasıl tedavi etti mesela. O şekilde Demişler ki herhalde Afrika bulunmuş. ıtırı. Aa bu ne? Tamam. Almış bunu İngiltere'de götürmüş orada hapını damlasını derecesini yapmış. Daha sonra İsviçre'de bu marka tescili haline getirilmiş. Penisilin icadına kadar Avrupa'da, Amerika'da bitkisel antibiyotik olarak kullanılmış. Antibiyotik. Astıma, bronşite, sinüzite, faranjite 10 numara. Fakat penisilin piyasaya çıkınca unutuldu. Sonradan penisilinin yan etkilerinin çok büyük olduğu, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire tetiklediği ortaya çıkınca penisilini bıraktılar. Ölümlere sebep oldu. Tekrar Avrupa'da Afrika ıtırı tekrar Kullanmaya. bir numara haline geldi. 50 bin kişi üzerinde klinik araştırması yapıldı. Etkisi ispat edildi. Fatma Hanım'a da çok geçmiş olsun dileyelim. Süremizin sonuna geldik. Hatta biraz da açtık. O yüzden de ben Öyle mi? tedirgin oldum. Ha. Evet. Tansiyon da ilerleyen zamanlarda bir sonraki programda konuşmuş Tamam. oluruz. Sizinle sohbete doyum olmuyor. İbrahim Gökçek bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Rica Programımıza ederim. Sağ olun. katıldığınız